Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Ulf Andersson'un bir maçını analiz etmek istiyorum. Rakibi Sergey Ivanov'du ve bu maçta Andersson beyaz taşlarla oynuyor. Ulf Andersson oyun sonu tekniği için çok ünlüydü ve tam buna bugün fokus edelim. Açılışını hızlı bir şekilde geçelim ve oyun sonuna daha zaman harcayalım. Hadi başlayalım. At V3. D5, D4, at F6, C4, E6, G3, katalan açılışı. DC4, şah, altı, at C3. Önce kale B8, CB5 oynarsa beyazın at bir şey var. Kale B8, vezir C4, B5, vezir D3. Dediğim gibi açılışını hızlı bir şekilde geçiyoruz. Siyah C5 oynadı. Katalan için çok tipik bir hamle. Yani siyah C5 oynamazsa ve beyaz gelişmesini bitirirse C5 karesi ve C7 piyon zayıflık olarak kalabilir. O yüzden C7 C5 hamle mümkünse onu oynamak lazım siyahla. Normalde siyahtan bunu yaptı. C5 zayıflıktan kurtuldu. DC5, fil C5. Pozisyon çok simetrik ve çok eşit görünüyor ve büyük ihtimalle öyledir. Fil F4, kale C8, kale AD1 ve kısa rok. Galiba siyah açılış problemini çözdü ama maç devam ediyor. Ve Anderson tam böyle pozisyonlarda çok iyiydi. Çok ve çok iyiydi. At E5. Önce birkaç tane taş değiştiriyor. 5, fil E5, vezir D3, kale D3 ve belki bu pozisyonda siyah küçük bir hata yaptı. Beyaz ne istiyor? Beyaz siyahın piyon zinciri kötü yapmak istiyor. Yani. Sıra beyaz da olsaydı beyaz büyük ihtimalle fil F6 alır ve siyahın piyon zinciri o kadar iyi olmayacak. Daha piyon adası olacak. Ve siyah bunu engelleyebilirdi. Fil E7 hamlesiyle ve şimdi siyah fil E5 oynarsa siyahın artık fil F6 hamlesi olacak. Ivanov bunu yapmadı. Kale F8 oynadı. O da iyi bir hamle gibi görünüyor ama biraz yanlış. Çünkü beyaza risksiz bir şekilde bir inisiyatif veriyor. Büyük ihtimalle o da berabere ama bunu vermek gerekmiyordu. Kale D8, kale D8 ve fil F6. G F6 ve bu pozisyona bakalım. Evet, pozisyon hala gayet simetrik. Tek taşlar kalmadı taktada. Oyun sonu işte. Ama beyazın piyon zinciri daha iyi. Anderson oynamadığı taşını oyuna getiriyor. Kale C1. Biliyoruz kaleler açık sütlerini seviyor. Şimdi şu kale artık C sütünde aktif olacak. Fil E7. Yani beyaz büyük ihtimalle at E4 istiyordu. Belki at B5, bilmiyorum. At B5 belki ise hem fil F2 olurdu. Fil E7. İşte bir profilaktik gibi hamle. Filini geri çekiyor. At B1. Çok ilginç. Beyaz ne istiyor bu hamleyle? Nereye gidiyor bu at? Bu pozisyonu öyle düşünelim. Siyah ne istiyor? Rakibim ne istiyor? Ben siyah olsaydım ve sıra benim olsaydı ben kale D2 düşünürdüm. Çünkü kalemi daha aktif yapmak isterdim. Düşünüyorum Anderson da aynı şekilde düşünüyordu ve kale D2'yi engellemek istedi. Kale C2 mümkün bir hamle gibi görünüyor ama belki o kadar iyi değil kale C8 yüzünden. Ve siyah şimdi B4 oynayıp beyazın materyal kazanmak istiyor. Kale D2 ise o zaman fil B4 ve galiba berabere hemen oluyor. Ve Anderson bunu engellemek istedi. At B1 oynadı. Hem C sütünü açtı kalesi için hem de siyahın kale D8, kale D2'ni engelledi. F5. Çok mantıklı. Siyah filini daha aktif yapmak istiyor. Fil F6 oynamak istiyor. E3. Fil F6.
B3. Şu fil artık hiçbir şeye saldırmaz bu çaprazda. Bomboş bir fil aldı, kaldı artık. Şah F8. Şah F3. Beyaz pozisyonu adım adım iyileştiriyor. Siyah da iyi hamleleri yapıyor. Pozisyon hala gayet berabere gibi görünüyor. Ve büyük ihtimalle tam berabereydi. Ama siyah bu oyun sonunu tutamadı. Ve size hatırlayayım, siyahla bir büyük usta oynuyordu. H3. Beyaz bu hamleyi ne istiyor? Büyük ihtimalle siz anladınız. Beyaz şimdi ya da sonra G4 oynamak istiyor. G4 oynadığı zaman beyaz F5'teki piyona karşı bir baskı koyacak ve almak ister. Ve siyahın piyonları çok daha kötü olur. Siyah büyük ihtimalle FG4 almak zorunda kalacak. Sonra biz H3 G4 oynayacağız. Ve bizim piyon zinciri daha iyi olacak. Niye? Çünkü bizim iki tane piyon adası olacak. Ve siyahın 3 tane piyon adası olacak. Şimdi de siyahın 3 tane piyon adası var. Piyonlar A6 ve B5 bir piyon adası. Piyonlar E6, F7, F5 ikinci piyon adası. Ve tek bir piyon H7'de üçüncü piyon adası. Ve biliyoruz sizin daha piyon adalarınız varsa onları tutmak daha zor. Piyonla beraber ise onları savunmak daha kolay. Ve biraz o yüzden G4 oynamak istiyor. G4, F4, H, G4 oynadığı zaman H sütun artık açık olacak ve H'deki piyon zayıflık olarak kalır. Beyaz kale H1 hamle 1 gibi oynayabilir. Belki siyah H5 oynayabilirdi bu pozisyonda. Belki. Bilmiyorum. Ama bu hamle yapmış olsaydı yine de belki beyaz H4 gibi oynardı. Sonra şah E2 ve B1'deki atını oyuna getirirdi. Diyelim at D2, at F3, at E1, at D3 ve sonra D3'ten at ya da C5'e ya da F4'e gidebilir. F4'e gelirse H5'teki piyon çok kötü durumda kalır. Yani onu tutmak çok zor olacak. O yüzden yani hatırlayın, piyonlar geri gidemiyor. Siyah H5 oynadığı zaman ve beyaz H4 oynadığı zaman siyahın H5'teki piyon tam da bir zayıflık kalacak yani. Kaçmayacak artık. Belki bu yüzden siyah H5 oynamadı. İstemedi zayıflık yapmayı. Bekledi işte. Kale D5. Kale C6 ya da kale C7'den korkmuyor. Çünkü siyahın artık kale D1 bir hamle olacak. Şahsa o zaman büyük ihtimalle kale D7 de var. Şah E2 o yüzden. Beyaz önce en pasif taşını geliştirmek istiyor ve beyazın en pasif taşı B1'deki at. Hiçbir şey yapmıyor ve onu oyuna getirmek lazım. Şah D7 ve at D2. İyi. Fil E7. At F3. Fil F6. Siyah pasifçe bekliyor. Yine de belki siyah H5 oynayabilirdi. Ama daha önce dediğim gibi H4 sonra H5'teki piyon büyük bir zayıflıktır. Belki pozisyon hala beraber. Ama beyaz at E1, at D3 oynarsa siyahın çok bir şey düşünmem gerekecek. At F4, belki at C5. Belki siyahın fili D6'da iyi kalır. Hem F4 hem C5'i karşısını korur. Belki. Ama bu maçta siyah bunu yapmak istemedi. H5 sürmedi. Pasif beklemek tercih etti. At E1. Kale D6. Ve G4. Ve beyaz pozisyonunu adım adım iyileştiriyor. FG4, HG4 ve görüyoruz H sütun artık açık oldu. Ve beyazın planı at D3 oynayıp kale H1 oynamak. Ve artık H7'deki piyon da bir zayıflıktır. Siyah bunu engellemek istedi. Kalelerini değiştirmek istedi. Tamam, beyaz tamam dedi. D3. Şimdi beyaz H7'deki zayıflığına nasıl ulaşır? Kale artık kalmadı. Berabere değil mi? Berabere olabilir. Ama siyahla bunu savunmak hiç kolay değil. Çünkü beyaz bu pozisyonda risksiz bir şekilde oynayabilir ve 100 hamle yapabilir. Ve siyahın karşı şanslar hiç yok. Yani pasif savunmak zorunda. Yani şu arkadaşa bakın. Hiçbir şey saldıramıyor.
Şu at aynı zamanda istediği yere gidebilir. A5 der değil, E4. E4'ten sonra şahın şahı hiçbir yere gidemiyor. Ne D5'e ne C5'e hiçbir yere. Aynı zamanda beyazın şahı şimdi adım adım şah tarafına gidebilir. Belki şah F3, şah F4, sonra G5, şah G4, şah H5, öyle bir şey. Bakalım. A4, şah E3. A4 hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey zayıflık yapmıyor. A1, A3 ve hiçbir şey değişmedi. Beyazın atı D3'te harika kalıyor. Çünkü hem şah C5 engelliyor hem de şah B4 engelliyor. Ve E4'teki piyon şah D5'ini engelliyor. Demek istediğim şahın vezir tarafta hiçbir şey yapacağını yok. Aynı zamanda beyaz şah tarafına oynamaya başlıyor. Ve siyah pasif savunmak zorunda. G5. Beyaz şah G4, şah H5 oynamak istiyor. Ve siyah verirse şah H6. Ama büyük ihtimalle siyah onu izin vermez. Şah E7, şah G4, şah F8, F3. Beyaz istediğini yapabilir. F6. Şah H5. Piyonun umurunda değil. Şah H6. Dediğim gibi şu piyon hiçbir şey değişmiyor. Çünkü siyah ne geçici piyon yapamıyor ne F3'teki piyonu saldıramıyor. Siyahın fili bomboş. Hiçbir şeye saldıramıyor. Aynı zamanda şu at ve şu şahlar çok bir şey yapabiliyor beraber. Önce beyaz H7'deki piyonu kazanmak istiyor. Yani siyah bunu korumak istiyorsa şah G8 oynamak zorunda. Ama o zaman beyaz başka taraftan geliyor. At C5 ve E6'daki piyonu saldırıyor. Oyunda siyah şah F7 oynadı. H7'deki piyonu vermeye karar verdi. Onu vermek istemeseydi belki E5 oynayabilirdi. Ama o zaman şey düşünüyorum. Belki beyazın öyle bir hamle olabilirdi. Ya da at E6 ya da at D7. Yani hepsi iyi görünüyor. Emin değilim hangisi dahi. Diyelim at D7. Şu piyonu kazanmak istiyorum. Fil C ise o zaman şah. Ve at H7. Ve aynı şekilde H7'deki piyonu kazanıyorum. Sonra da G5'teki piyonu kazanıyorum. O yüzden galiba siyah E5 sürmedi. Hemen şah F7 oynadı. Şah H7. Fil B6. Ve at D3. Beyaz geri gitti. İşini yaptı. Bir tane piyon değiştirdi ve siyahın G5'teki piyon bir zayıflıktır şimdi. Şimdi beyaz ona adım adım bir şey yapacak. Siyah şah F6 oynadı. At şimdi hiçbir yere gidemiyor. Çünkü siyah o zaman hemen şah E5 oynar. Ama şimdi beyazın başka bir fikri var. Şah G8. Şimdi şah adım adım öbür tarafına gelecek. Ve B5'teki piyonu saldıracak. Fil G1. Tekrar edeyim. Siyahın fili tamamen bomboş. Hiçbir şey yardım etmiyor. Ve beyaz planını devam ediyor. Şah F8, E5, şah E8. Tekrar bakalım. Şu at bu filden ne kadar daha iyi bir taş. Şah E6, şah D8, şah D6, şah C8. Beyaz pozisyonu adım adım iyileştiriyor. Şimdi siyahın şah C6 artık yok. Galiba at E5 yüzünden öyle düşünüyorum. Ve beyazın E4'teki piyon artık ileriye gidecek. O yüzden siyah fil E3 önce oynadı. Ama o zaman şah B'ydi. Şah 6 fikriyle. Sonra şah B5. Vezir D4. Siyah pasifçe bekliyor. Ama önce B4. Evet. Beyaz şu fili aynı renge koyuyor piyonunu. Ama siyah bu piyona saldıramaz ki. Çünkü D3'teki hattını savunacak. Şah D7. AC5 şah. Siyah onu alamıyor. BC5 ve beyazın piyonu daha hızlı çünkü şahla hepsi oluyor. C6 şah sonra C7 ve C8 vezir. O yüzden siyah geri şah D6 oynadı. Sonra şah
B6. Daha önce şah B6 mümkün değildi çünkü siyahın fili vardı D4'te. O yüzden önce şah ve sonra şah B6. Fil C3, şah B5 ve bu pozisyon çok basit bir şekilde kazanç beyaz için. Bir piyonu daha var ve beyaz bu piyonu vezirleyecek. Ve birkaç hamle ya da bu pozisyonda artık siyah terk etti. Yani birkaç hamle bile olmadı. Siyah hemen terk etti. Çünkü beyazın istediği şey B5 oynayıp sonra at C4, sonra B6 ve öyle. Bence Ulf Andersson harika bir maç oynadı ve unutmayın siyahla oynayan bir büyük ustaydı. Bu video benim de izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.